Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün ticari havacılıkta VTOL araçlardan bahsedeceğiz. Çok güzel. Peki uzman tasarım mühendisi Serdar Bayram kimdir? Hı-hı. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii, memnuniyetle. İsmim Serdar, Konya doğumluyum, makine mühendisiyim. Bu kadar. Yani çok havacılık güzel. Sektöründe ve otomotiv sektöründe çeşitli tecrübelere sahibim. Harika, çok güzel. Hava taşımacılığı sektörü hakkında bilgi verir misiniz ve bir değerlendirme yapar mısınız? Tabii. Şimdi ticari havacılığı, ticari hava taşımacılığını iki başlık altında inceliyoruz aslında temelde. Birincisi işte şehirler arası ya da uzak mesafelere olan taşımacılık, ticari uçuşlar. İşte bunlar ülkeler arası da olabilir, kıtalar arası da olabilir. Diğeri de kısa mesafe ve şehir içi dediğimiz, yani Urban Air Mobility dediğimiz başlık. Her ikisinde de son 10 yılda çok ciddi gelişmeler ve çok ciddi yeniden böyle yapılanmalar mevcut. Evet. Özellikle her ikisinde de artık son dönemde daha yeşil, daha çevreci, ekolojiye daha az zarar veren, hatta sıfır emisyona sahip teknolojiler üzerinde çalışılıyor. Çok önemli. Elektrikli motorlar üzerinde çalışılıyor itki sistemleri için. Çok önemli. Bu tabii. Yatırımların yapılması, çünkü çevremizi korumamız gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Kaynaklarımız tükeniyor. Kesinlikle. O açıdan karbon salımı konusu çok önemli. Kesinlikle. Evet. Kısa mesafe ve şehir içi hava taşımacılığında Urban Air Mobility diye bahsettiğim kalemde de tabii aslında yepyeni bir dönemi yaşıyoruz. Yani bir paradigma evet. değişimi dönemini yaşıyoruz. Bunda evet. Şimdi eskiye nazaran hava taşımacılığına daha fazla rağbet olduğu için ve bu daha ekonomik hale geldiği için günümüzde şirketleri ve işte özel girişimleri daha özel, daha spesifik araçlar tasarlamaya itti evet. bu yeni ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji. Evet. Bu da VTOL araçları hızlandırdı diyebiliriz. Hatta yepyeni bir sektör doğdu diyebiliriz. Çok güzel. VTOL araçlardan biraz bahseder misiniz? Tabii. VTOL'un açılımı aslında Vertical Takeoff and Landing. Yani dikey kalkış ve inişli hava aracı evet. Diyoruz. Bunların başlıca, bunları spesifik kılan özellik piste ihtiyaç duymamaları. Yani belirli bir noktadan dikey olarak kalkıp işte varış noktasına seyir edip daha sonra tekrar piste ihtiyaç duymadan dikey olarak inebilmeleri. Şeklinde. Ne tarz zemin isteniyor? Yani standart sert bir zemin olması yeterli. Yani aracın ağırlığını kaldıracak, ki bunlar çok ağır araçlar değil bu arada. Herhangi evet. bir helikopterin heliport dediğimiz üzerinde H işareti evet. olan hepimiz aşinayızdır. Evet. Dediğimiz yerlere boyutlara uygun olması halinde çok çok rahat iniş kalkış yapabilen araçlar diyebiliriz. Çok güzel, harika. Artık büyük şehirlerdeki bu trafik problemi bu tarz evet. araçlarla aşılabiliyor herhalde. Kesinlikle, zaten başlıca gelişim sebeplerinden bir tanesi de bu. Çok önemli, evet. Peki bu VTOL araçlara bu kadar çok önem verilmesinin başka sebepleri de var mı? Tabii, tabii. Şimdi zaman çok değerlidir biliyorsunuz. En tabii. değerli hazinedir. Kesinlikle. Ve kaybedilen zamanı geriye alamazsınız hiçbir tabii. şekilde. Şimdi VTOL'ün aslında yaptığı da bu kayıp zamanın peşine düşmek. Evet. Yani insanlara bu kaybettiği zamanları geri kazandırmak evet. esas temeldeki amaç. Tabii. Şimdi büyük şehirlerde yaşayan insan, biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi hemen hemen hepsi trafik ve işte yoldaki zaman kaybından herkes yakınır yani. Evet, İstanbul'da maalesef. Yaşayanlar, Ankara'da yaşayanlar bunları çok iyi bileceklerdir. Tabii. Yurt dışında da böyle, sadece Türkiye'ye has bir durum değil. Şimdi... Yani bugün İstanbul için konuşalım mesela. İstanbul'da 20 yaş üzeri istihdam sayısı bugün 2 milyon civarında, küsuratı da var. Bunun 1/4'i iş yerine 1 saat mesafede oturuyor olsa evet. günlük 1 milyon adam saatlik bir iş gücü kaybı var. Müthiş. Yani bu iş tabii. sadece yolda kaybedilen ölü zaman. Bunu nitelikli bir şeye dönüştürdüğünüzü düşünün. Tabii. Günlük 1 milyon adam saat. Çok ciddi bir şey demek. Kayıp. Ekonomik de aynı zamanda bir kayıp ve insanlar için de bir kayıp. Yani psikolojik evet. olarak da bir kayıp, kesinlikle sosyolojik yıpratıyor. Olarak da bir kayıp tabii ki. Evet. Çok önemli. İşte ikinci bir durum var. Önemli durumlar için ya da işte herhangi acil. Bir acil durumlar için hızlı bir ulaşım. Yani bugün Beylikdüzü'nde işte ofisi bulunan ama Pendik'te toplantıya gitmesi gereken birini düşünün. Evet. Yani toplu taşımayı kapsam dışı tutuyorum. Evet. Özel bir şirket olduğunu varsayalım. Yani gideceği yere varması gerçekten ciddi bir sorun. Kesinlikle. Ama VTOL dediğimiz konsepte işte binanıza, belki de otoparkınızda da olabilir. Yani hani aracın güzelliği bu zaten. Hı hı. 20 metrekare 20 metreye 20 metre bir yere çok rahatlıkla kalkış iniş yapabilir. Ne güzel. Buradan işte kendi binanızdan, kendi otoparkınızdan kalkış yapıp, yani kuş uçuşu mesafeyi düşündüğünüz zaman çok kısa bir zamanda, 15-20 dakikalık bir sürede varacağınız yere ulaşıp orada iniş yapıp işinizi halletmeniz demek. Şahane. Ya da daha acil bir durumdan, tıbbi bir acil durumdan bahsedelim. Ulaşması gereken bir organ var. Evet. Ya da işte bir hasta var. Bunların nakli de çok önemli. Yani yine işin içine trafik giriyor. Her ne kadar ambulanslar işte karayolunda bir takım geçiş üstünlüklerine sahip olsa da bu trafik yoğunluğunda kaybettikleri zaman gerçeğini değiştirmiyor. Tabii. Tıbbi acil durumlarda da ciddi bir kazanç söz konusu. Peki ne kadar sıklıkla kullanılıyor mesela İstanbul'da ve bunu özel firma mı temin ediyor? Şu an aslında bu bir geliştirme sürecinde olan bir şey. Yani şu anda bu şehir içi hava taşımacılığını VTOL araçlar değil ya da işte kısa mesafe hava taşımacılığını genelde helikopterler üstlenmiş durumda. Evet. Ama yani şu an İstanbul'a baktığınız zaman işte ticari uçuş kaç tane görüyorsunuz günde? Çok az. Evet. Çünkü helikopterler operasyon maliyeti kötüdür demiyorum. Evet. Ama operasyon maliyetleri ciddi anlamda evet. yüksek araçlar. İşte bir takım gürültüleri de var, bir takım riskleri de var. Tabii. Dolayısıyla bu işte VTOL'lerin doğma sebebi de bu zaten. Evet. Daha az karmaşıklıkta, evet, daha az karmaşıklıkta, daha hızlı intikal eden, işte mümkünse menzili biraz daha uzatılmış araçlar. Evet. Daha yeni yeni dünyada şekillenmeye başlıyor. Çok güzel. Peki bu konuda dünyada neler yapılıyor ve Türkiye neresinde bu sektörün? Güzel bir soru. Dünyada neler yapılıyor? Dünyada bugün şimdi önceden baktığımız zaman bu teknolojileri geliştirmek, bunlara sahip olmak aslında çok zordu. Evet. Hem de pahalıydı, maliyetliydi yani hem geliştirmesi hem operasyonları. Evet. Ama gelişen teknolojiyle beraber işte bunların sonuçta bu araçların şehrin üzerinde uçacak ve insan taşıyacak araçlar olduğunu göz önünde bulundurursak evet. Güvenli operasyonlara çok önemli bir konu. Kesinlikle. Yani hem yolcuları için hem işte pilotajı için hem evet. de aşağıda üzerinde uçacağı yerleşim yerleri için çok önemli bir konu güvenlik. Bu güvenlik kıstaslarını karşılayabilmek için, güvenli operasyonları gerçekleştirebilmek için de yüksek çözünürlüklü sensörler, yüksek güçte sensörler, işte evet. bu sensörlerden aldığı verileri işleyip karara dönüştürebilecek yüksek evet. güçte işlemciler gerekiyordu. Gelişen teknolojiyle birlikte bunlar günümüzde daha mümkün hale geldi. Ne güzel. Bu vesileyle dünyada işte Airbus gibi, Boeing gibi devlerin de bulunduğu aralarında şirketler bu konuda ciddi yatırımlar yapıyor. Çok ve özel girişimler de var. Hı hı. Yani işte Airbus dedik, Joby Aviation var, Archer var, hı. Lilium var. Lilium bayağı popüler, işte geçtiğimiz yıl içerisinde lansmanı yapıldı. Devrimsel de bir araç tasarlıyorlar bu arada. Ne güzel. İşte 7 kişilik bir araç tasarlıyorlar. Yine VTOL olacak şekilde. Yaklaşık... Ve ekolojik diyorsunuz, o da güzel. Tabii tabii, %100 elektrikli. Çok önemli. Çok önemli. Yani günümüzde. Kesinlikle. Yani çevreye duyarlı olması da ayrı bir konu. Yani konforunun yanında. Kesinlikle, kesinlikle. Sağladığı hizmet yanında. Peki yakın gelecekte bizi ne bekliyor? Biraz Türkiye'de neler yapıldığından da bahsedelim mi? Tabii lütfen. Biraz atladık orayı. Şimdi dediğim gibi dünyada birçok şirket, işte 20'den fazla şirket var. Çin dahil olmak üzere. Evet. 20'den fazla şirket çok ciddi mesafe kat etmiş durumda. İşte kimileri henüz teknoloji demonstrasyonu aşamasındayken kimileri de sipariş bile aldı. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim, bu şirketlerden bazılarının hisseleri New York piyasasında işlem görüyor. Ne güzel. Yani borsaya açılmış durumdalar. Evet. Türkiye'de bununla ilgili işte Baykar'ın geliştirdiği Cezeri hava aracı var. İşte ayrı bir girişim olan Air Car var, uçan araba ya da Air Taksi başlığında inceleyebileceğimiz evet. araçlar. Ben de tabii bireysel olarak bu konuda araştırmalar, işte konsept geliştirme faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleri yürütüyorum. Bu teknolojinin gelecekte çok önemli olduğuna inanan birisi olarak. Tabii bu bütün bu adımlar, ülkemiz için konuşuyorum, çok önemli olduğunu bildiğimiz ve gelişmesini hızlı bir şekilde arzu ettiğimiz alanlar. Çünkü şu an dünyada piyasa boş bununla alakalı. Evet. Yeni girişimler var. Potansiyel var. Kesinlikle. Pazar çok büyük, evet. bomboş, çok büyük bir pasta var ve bundan büyük bir dilim almamak için hiçbir sebep yok. Ne güzel. Umarım yani. Güzel şekilde değerlendirilir, ekonomimize katkı olur. Peki yakın gelecekteki gelişmeler hakkında kısa bilgi rica edebilir miyiz? Tabii ki. Yakın gelecekte bizi ne bekliyor? Yakın gelecekte bu sertifikasyonu tamamlanan araçların işte pilot uygulamalarla beraber evet, devreye alınması süreci mevcut. Tabii şimdi hava araçlarının sertifikasyonu dediğimiz zaman belki de hava araçları için en meşakkatli süreçtir bu. Kesinlikle. Şimdi VTOL'lerde çok yeni bir konsept. Regülasyonlarda bir takım kapsam boşlukları var. Tabii. Bu boşlukların da giderilmesiyle beraber işte pilot uygulamalar, daha sonra işte rutin kullanıma girmeler, ticari uygulamalar sırasıyla gelecektir. Bir 5 yıl içerisinde pilot uygulamaların devreye gireceğini göreceğiz, bekliyoruz. Harika, çok güzel. Yani tam olarak ne zaman kullanıma girer? Tam olarak bir tarih vermek çok güç. Çünkü bu geliştirmesi devam eden bir konsept. Yani evet, her ne kadar şu an günümüzde birçok aracın böyle her gün yeni bir aracın şey geliyor. İşte irtifa rekoru, hız rekoru, menzil rekoru gelişmekte olan bir şey olduğu için şu an kesin bir tarih vermek güç. Ama 5 yıl içerisinde bir şeyler görürüz. Çünkü... Şahane. Şöyle, bu araçlardan bazıları sipariş de aldı. Çok güzel. Mesela Uber platformunu hepimiz biliyoruz. Tabii. Kullanıyoruz da. Evet, onun demek ki bu versiyonu da çıkacak. VTOL. Kesinlikle. Çok önemli. Uber hava taksi hizmetini Joby Aviation'la bir anlaşması var. Süper. Onunla beraber sunuyor olacak, hayatlarımıza girecek. Harika. Çok tebrik ediyorum sizi. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Bugünkü konuğumuz uzman tasarım mühendisi Serdar Bayram'dı. Katılımınız ve bu önemli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim değerli davetleriniz için. Rica ederiz. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.